Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf Çekmek Kolay'a hoş geldiniz. Bugün size Fuji filmin ilginç bir aksesuarından bahsedeceğim. XF 2x TC WR. 5 kümede 9 cam eleman ve 176 gram ağırlığında bir telekonverter. Fuji'nin 3 adet tele lensiyle uyumlu. Bunlar sırasıyla XF50-140, XF100-400 ve en sonunda da XF70-300 ile. Bu lenslerde, diğer lenslerde olmayan, bu aksesuarın lense bağlanmasını sağlayan, kameraya bağlanan bölümde daha derin bir yapı olduğunu göreceksiniz ki bu şekilde oturuyor. Sonra da bunu kameranıza bağlayabiliyorsunuz. Bu aksesuar neye yarıyor? Bu aksesuar, ben bunlara TC olarak isimlendireceğim. Kısa olsun diye. TC'lerin iki tane modeli var. Bir tanesi çarpı 1,4, diğeri de çarpı 2. TC çarpı 1,4, tele lensinizin kapasitesini %40 artırırken, TC 2'lerde %100 artırıyor. Yani sizin 50'ye 140'ınız, 100'e 280, 100-400'ünüz 200'e 800, 70-300'ünüz de 140'a 600 milimetreye dönüşüyor. Yani bu dolayısıyla bir dönüştürücü, bir tele dönüştürücü. Bunu yaparken TC 1,4'ler bir stop, TC 2'ler ise iki stop ışıktan sizi mahrum ediyor. Ve diyelim ki bu lensten bahsediyor isek, bunun en düşük f değeri 70 milimetrede f4 olan değeri bir anda f8'e, 300 milimetrede en düşük f değeri 5,6 iken f11'lere çıkıyor. Bugün yapacağımız inceleme TC çarpı 2 ile ilgili olacaktır. Çarpı 2 TC'yi incelemem için bana göndermek nezaketinde bulunan sevgili takipçi dostum Hasan Sarıgül'e de buradan kocaman bir teşekkür. Ben bu incelemeyi 4 hatta belki 5 ayrı bölüm olarak ele alacağım. Öncelikle fotoda 70 çarpı 2 olan yani 140 milimetrede fotoğraf bölümüne göz atacağız. Ne demiştik? F4 öncelikle F8'e çıkıyor. Ancak otofokusli hiçbir sorun olmuyor ve keyifli kullanımla gayet güzel sonuçlar yakalıyorsunuz. Oysa 300 çarpı 2'de yani 600 milimetrede F5,6 olan en düşük F değeri bir anda F11'e çıkıyor en düşük değer olarak. Ve eğer ki yeterli ışıkta ve makro çekmiyorsanız, otofokus daha yavaş olmakla beraber yine de gayet iyi işliyor. Sorun yeterli ışık olsa da makro çekmeye kalkıştığınızda ortaya çıkmaya başlıyor. Otofokusu 600 mm'de o küçük nesneleri bulamıyor. Dolayısıyla önce 70x2'ye geri dönüp nesneyi bulup ona odaklandıktan sonra tekrar 300x2'ye getirmek zorundasınız ki makro çekim yapabilirsiniz. Karanlık ortam çekimleri daha da zorluyor ve 600 mm'de bırakın keyif, otofokus kabus oluyor yani. Buna karşın uzakları daha yakınınıza ve çıplak gözle yakalayamayacağınız detayları yakalamanıza izin vermesi müthiş bir duygu. Video kısmına gelince de aslında tabloda çok büyük değişiklik yok. 70x2 videoda da yani 140 mm'si videoda da son derece güvenilir otofokusuyla beraber gayet güzel yumuşak nekleme geçişleriyle keyifli video çekimlerinize izin verirken 300x2 yani 600 milimetre de kabus başlıyor.
Ayrıca makrodaki sorun da birebir aynı. Yani tekrar 70 bölü, çarpı 2'ye düş, odaklan, bul, tekrar 300 çarpı 2'ye çıkart. Ondan sonra da o fokus, otofokusu kaybetmemesini um. Yani o da çok kolay bir şey değil tabii. Daha geniş planda ise 300 çarpı 2 milimetrede birbirlerine yakın uzaklıktaki nesneler arasında netleme geçişleri neredeyse sinematik ölçüde. Ama siz olun. Sakın önünüzdeki bir ağaçtan arkanızdaki derin vadiye geçmeye kalkmayın. Otofokus tamamen sapıtıyor. Hiçbir şekilde de yakalayamıyor. Ne yapalım? Da böyle yani. Karanlıkta otofokusu yapmayı falan aklınızdan çıkartın. Bunu ancak manuel fokusta kullanabilirsiniz. Değinmem gereken konulardan bir tanesi de TC2'yi taktığınız andan itibaren bir keskinlik kaybına da uğruyorsunuz. Ha, bu posta düzeltilmeyecek bir şey mi? Hayır, elbette düzeltilir ama o da bir yere kadar. Makroda bir şey daha değinmekte fayda var. Bu yakın netleme mesafesi var ya, en yakın netleme mesafesi ki bunlar yanılmıyorsam 83 cm olması lazım. TC2 çarpı 2 takmakla çok değişmiyor. Ama şöyle bir avantaj var tabii. Makro kapasitesini de 2'ye çarpıyor. Nasıl ki tele kapasitesini 2'ye çarpıyorsa makro kapasitesini de 2'ye çarpıyor. Ama tabii makroda ki yakaladığınız görüntüler biraz daha yumuşak kalıyor. Yani keskinlikte orada keskinlik kaybı biraz daha belirgin oluyor makro fotoğraflarda. Vallahi sevgili dostlar, bu bilgiler ışığında kuş, vahşi hayat fotoğrafçılığı seviyorsanız ve uygun bir lense de sahipseniz keyif alacağınızı düşündüğüm bir aksesuar olduğunu söyleyebilirim. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Bunun bir de TC1,4 modeli var. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hem bu kanalı desteklemiş olursunuz hem de bu içeriklerin daha geniş kitleleri daha süratli yayılmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Son söze girmeden sevgili Hasan Sarıgül'e yeniden teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol, var ol. İyi ki bunu gönderdin de bu içeriği de bu kanala yerleştirme şansına sahip oldum. Teşekkür ederim tekrar kardeşim. Sevgili dostlar, huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.